Depresyon ve beslenme bu haftaki konumuz. Peki depresyonda beslenme siz de düşünüyorsunuzdur muhakkak. Niye bu kadar önemli mi? Yani depresyonda beslenme bizi ne açıdan etkiler? Öncelikle bunu değinmeden önce şunu söyleyeceğim. Eğer depresyonunuzun olduğunu düşünüyorsanız önce e, psikolog veya psikiyatrist takviyesi alın. Yani muhakkak psikolog ve psikiyatriste görüşün. Görüştükten sonra e, aslında e, yan tedavi yollarından biri beslenme olarak düşünebilir. Çünkü eğer belirli besin eksiklikleriniz varsa biraz sonra anlatacağız. O besin eksikliklerini de, e, yoluna koymanız gerekiyor. Depresyonunuzun daha iyi düzelebilmesi hatta düzeldikten sonra depresyonun bir de nüks riski var. Bu Bunun da önüne geçebilmek açısından beslenmesi önemli. E, depresyon Türkiye'de %8 ile 20 arasında bir e, oranı var. Yani Türkiye'de her 100 kişinin içinden 20'ye yakını depresyonu 100 kişinin içinden 20'si aslında hayatları boyunca boyunca bir kere de olsa depresyonu yaşamış. Zaten depresyonun yüksüde olan bir hastalık olduğunu düşündüğünüzde hayat kalitesini de etkileyebilecek bir rahatsızlık. Bu nedenle aslında önemli bir rahatsızlık olarak düşünebilir. şimdi beslenme kısmında ne yapmamalıyız? Önce ne yapmamalıyız söyleyeceğim. Sonra neler yapmalıyız kısmına geçeceğiz. Birincisi eğer çok şekerli besleniyorsanız beslenmenizi düzeltmeniz gereken şeyler var demektir. Şimdi diyeceksiniz, e, şeker serotonin yükseltiyor, bizi mutlu ediyor. Hayır. Serotonini yükseltiyor olabilir ama daha kısa dönemde sizi o an kurtaracak bir şey olabiliyor. Diğer türlü, e, şeker tüketiminin yüksek olması depresyon riskini arttırıyor. Diğer bir nokta, batı tarzı yüksek yağlı besleniyorsanız aslında... Batı, batı tarzı yüksek yağlı beslenmelerde depresyon riskinin çok daha yüksek olduğu görülmüş. O nedenle beslenmenizi tamamen değiştirmeniz gerekiyor. zaten göreceksiniz bu sizin ruh halinizi direkt değiştirebilecek bir etmen. diğer bir noktada yüksek meyve sebze tüketimi. Eğer meyve ve sebzeyi çok tüketmiyorsanız, hayatınıza katmıyorsanız, aslında depresyon riskiniz artıyor. Bu nedenle yeterli meyve sebze olacak. Ne diyoruz? Günlük 5 porsiyon diyoruz. 3 porsiyon sebze olabilir. 2 porsiyon meyve şeklinde muhakkak beslenmenizin içerisinde meyve ve sebzeleri yer açın. Şimdi bu kısmı zaten biraz daha sağlıklı beslenme de aslında bildiğimiz şeyler üzerine yoğunlaştık. Bir de neler ekstra etki yapabilir? Pandemi döneminde anladık. D vitamini önemli. Bağışıklık sistemi için yapı taşlarından biri diye düşünebiliriz. Peki bu D vitamini depresyonda da etkili mi? Evet etkili. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki e, D vitamininiz eğer düşükse e, depresyonun oluşma riski daha yüksek. E zaten toplumun şu an bence bana gelen danışanlardan örnek vereceğim. %50'sinden fazlasında D vitamini düşük. D vitamininiz düşükse muhakkak takviye alın. Takviye sizi korur ama... Eğer D vitamininiz düşük değilse ekstra takviye aldığınızda ekstra yarar sağlamıyorsunuz. E, şimdi Genelde takviye önermiyoruz diyetisyenler olarak ama D vitamini biraz daha düşükse her takviye olarak almakta fayda var. Çünkü D vitamini güneşten %98 kadarı güneşten geri kalanı besinlerden sağlanıyor. O da çok küçük bir miktara tekabül ediyor ama gene de besinleri söylemekte fayda var. Özellikle mantar D3 formunda içerdiği için vücutta kullanımı daha kolay oluyor. Bunun yanında güneş görmüş her besin balıklarda D vitamini içerebiliyor. Bunları da beslenmenize ekleyebilirsiniz. Şimdi gelelim devremize söyledik. Magnezyum önemli. Magnezyumu daha önce sporda da konuşmuştuk. Magnezyum bizim vücudumuz için çok gerekli bir e, mineral. Çünkü e, depresyonda da bunun e, bununla ilgili çalışmalar yapılmış ve magnezyumunuz eksikse, vücutta magnezyum eksikliği yaş yaşıyorsanız depresyon riskiniz artıyor. Magnezyumu neyden alacağımızı zaten daha önce de söylemiştik. ezmesinden alabilirsiniz, kuru yemişlerden alabilirsiniz. Kabak çekirdeği iyi bir magnezyum kaynağı. E, Çoğu Sebzede de mevcut magnezyum. O nedenle magnezyumu yani sağlıklı beslenilmek geri dönüyoruz. Ama eksikliğiniz varsa gene uygun takviyeyi çünkü birçok magnezyum takviyesi var. Öyle gidip hadi magnezyum takviyesi alayım depresyonum var demek de doğru değil. Orada yönleneceğiniz nokta e, doktora magnezyum eksikliğiniz varsa işte bunu kan tahlillerinde görebiliyoruz zaten. Bir doktora doktor veya diyetisyenden hangi magnezyumu alacağınıza da, e, dair bir bilgi alıp öyle magnezyum almanız daha doğru olur takviye olarak. Ee, diğer bir nokta çay kahve tüketimi. Çay kahve tüketimi de yüksek polifenol içeriğiyle aslında depresyondan koru, depresyona karşı koruyucu etki gösteriyor. Ee, çayı yeşil çay olarak da içebilirsiniz. Normal çay da bu etkiyi yapar ama nasıl demlediğiniz vesaire de önemli. Daha işte çok beklemiş çayları, çok demli çayları tüketmemeye çalışalım. Daha e, işte demleme yöntemi nin daha doğru olduğu e, çayları tercih edelim. Diğer bir nokta kahve. Şimdi kahvede şöyle bir etki var. Kahveyi her zaman söyledim ve bunu söylüyorum. Fazla, fazlasını alırsanız zehir olurken yeterli miktarda aldığınızda kahve gerçekten çok önemli bir içecek. Şimdi depresyonda da bu etkisi bu şekilde. Bununla da ilgili yapılan bir metaliniz analiz çalışmasında şu gösterilmiş. Günlük 400 mililitre kahve içenlerde depresyon... E, semptomların azaldığı görülmüş. Bu nedenle kahve tüketiminizi 400 mililitre ile sınırlayabilirsiniz. Tabii günlük toleranslar da önemli. Ama bilin ki fazla içtiğinizde de anksiyeteye neden olabilir. Bu da sizin depresyon durumunuzu kötü etkileyebilir. Bu nedenle kahve tüketiminde önemli bir noktaya koyalım. Şimdi diğer bir noktaya geldiğimde bağırsaklar. Bence en önemli noktasındayız. Çünkü bildiğimiz bildiğimiz gibi bağırsaklar e, ikinci beyin olarak geçiyor. Son dönemde herkesin gözdesi oldu. Sağlıkla ilgili çalışanların herkesin gözdesi e, bir aslında organ olarak geçiyor. Hatta bağırsak mikrobiyotamız ve gün, e, bütün sindirim sistemi mikrobiyotamızın iki kiloyu bulduğu söyleniyor. Mikrobiyota dediğim mikroorganizmalar ve vücudumuzda bizimle birlikte yaşıyorlar. E, yararlı olduğunda vücudumuzda yararlı bir şekilde, e, sağlıklı bir şekilde, iyi bir sağlıklı vücudumuzu sağlıklı bir şekilde yaşamaya e, sebebiyet veriyor. Bu nedenle mikroorganizmalar önemli dedik. Depresyonda da çok önemli. Çünkü eğer bağırsak mikrobiyotanız kötüyse, kötü beslendiyseniz veya herhangi bir rahatsız işte geçirgen bağırsak sendromunuz vesaire bağırsak rahatsızlığınız varsa bağırsak mikrobiyotanız da size depresyon konusunda risk altına sokabilir. Ama düzelttiğinizde de e, bu risk ortadan kalkabilir, sizi destekleyebilir. Bu nedenle bağırsak mikrobiyotanızın nasıl olduğu önemli. Bununla ilgili psikobiyotikler var. Bunları şu an burada söylemem doğru değil ama herhangi bir doktora veya diyetisyene danıştığınızda muhakkak size bunların neler olduğunu söyleyecektir. Bunlar niye önemli? Çünkü herhangi bir probiyotik aldığınızda bağırsaklarınız için aynı etki görmeyeceksiniz. Orada önemli mikroorganizmalar var. Onlardan almanız gerekiyor. Depresyonda depresyonda bağırsak mikrobiyotasının etkisi önemli ama probiyotiklerden önce gelen nokta aslında bağırsak mikrobiyotamızı besinlerle düzenlememiz gerekiyor. Çünkü ne kadar probiyotik kullanırsanız kullanın, bıraktıktan sonra da eski beslenme tipinize devam edecekseniz gene risk artacak. Bu nedenle beslenmenize beslenmenize muhakkak kefir ekleyebilirsiniz, kombuça çay ekleyebilirsiniz, yoğurt ekleyebilirsiniz. Probiyotik eklenmiş yoğurtlar ayrı olarak çıktı. Onları muhakkak ekleyebilirsiniz. İşte Tansiyon rahatsızlığınız yoksa turşu ekleyebilirsiniz. Gene tansiyonunuz yoksa şalgam ekleyebilirsiniz. Lifli besin tüketimi önemli. Zaten meyve sebze tüketimimiz de önemli. Bu, ne? bu, bu şekilde bağırsaklarınızı besleyebilirsiniz. Ee, diğer bir nokta omega 3. Omega 3 de kanıtlanmış, bu konuda kanıtlanmış besin maddelerinden biri. Ee, omega 3'ü nereden alıyoruz? Zaten biliyoruz balıklardan alıyoruz. Ve haftada ilk kere balık tüketelim diye. Ee, aslında biz diyetisyenler baharıyoruz diyebilirim. O yüzden balık tüketimi önemli. Bitkisel bitkisel kaynaklarda çiğ tohumu kullanabilirsiniz, semizotu kullanabilirsiniz. Biraz beslenmenizi ekleyebiliriz. Semizotun da zaten mevsimi geldi. Bulmuşken değerlendirmekte fayda var. Ama göçü ekstra olarak eğer probleminiz varsa ve balık tüketemiyorsanız takviye olarak da alabilirsiniz. En güvenilir takviyelerden biri. B grubu vitaminleri özellikle B12 ile folik asit depresyonda gene çok önemli vitaminler gene eksikliklere risk faktörü oluşturacak. Diğer bir nokta egzersiz. Egzersizin depresyon tedavisinde yanıt oranı yüzde 40-50 bulunmuş. Bu da aslında çok yüksek bir yanıt oranı olduğunu düşünürseniz, Depres depresyondaysanız veya e depresyon riskiniz varsa daha önce yaşadıysanız muhakkak egzersizi hayatınızda e geçirmek zorundasınız kavramda kullanabilirim. E şimdi egzersizde bazı hormonlarımız ekstra olarak salgılanıyor. Bunlardan işte endorfini biliyoruz. E bu nedenle daha rahatlamış hissediyorsunuz kendinizi ve aslında hayatınızı belirli bir düzenin içerisine sokmuş oluyorsunuz. E, bu şekilde depresyonun önüne geçebilirsiniz. Aslında tüm e, bugün bahsettiğimiz tüm besin maddeleri birlikte kullanıldığında anlamlı olur. E, muhakkak hepsini beslenmeniz beslenme listenize eklemeye çalışın ve aslında etkilerini kendiniz de gözlemleyebilirsiniz. E, bugünkü programa da burada ara verelim. Gene dediğimiz gibi evet ilk te, ilk tedavi tercihi e, beslenme olmayacak ama beslenme tedavinin asıl tedavinin yanında e, tedavinin sürecini iyileştirebilir, nüks riskini düşürebilir veya depresyonun hiç oluşmamasını sağlayabilir. Bu nedenle önem vermekte fayda var diyelim. Bugünkü programın sonuna geldik. E, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.